Rusya-Türkiye ilişkileri her alanda son yıllarda gelişimini arttırdı. Bunun daha çok artması için gelecekte gençlerin rolü çok önemli olacak. Bu sebeple 10 tane Rus öğrenci, 10 Türk öğrenci burada buluştuk. Antalya'da düzenlenen Rus-Türk Gençlik Forumu'nda girişimcilerle uzmanlar üniversite öğrencileriyle buluştu. Forumda iki ülkenin devlet kurumlarının temsilcileriyle endüstri uzmanları da hazır bulundu. Bence iki toplumun, iki genç toplumun böyle birbiriyle kaynaşması en önemli sonuçtu. Gerekli ve başarılı bir forum olduğunu düşünüyorum. Bu tür forumlar daha sık yapılmalı. Gençler siyaset ve ekonomi konuşmalı, kültürlerini buluşturmalı. Forumu gelecekte Türk-Rus dostluğunu daha da pekiştirecek bir adım olarak görüyorum. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, gençler arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Bu yolla iki devletin ilişkilerine de katkı sağlanacağını kaydetti. İki ülkenin farklı üniversitelerinden gençler ilişkileri geliştirecek projeler üzerinde etkin fikir alışverişinde bulundu. Mesela Türk öğrencileri Avrupa'da okumak isterken birçok anlaşma program bulabiliyor ve rahatça eğitim alabiliyor. Ama Rusya'ya giderken kapsamlı bir anlaşmamız yok. Bu konuyu konuştuk. Pek çok öğrencinin Rusya'ya exchange'e gitmesi gerektiğini konuştuk. Üniversite arası anlaşmalar yapmaları gerektiğini de onlar ifade ettiler. Ve bir sonraki görüşmemizde bununla ilgili somut adımlar atılmış olarak geleceğiz dediler. Mikrofonumuzu etkinliğin düzenleyicilerinden Gorçakov Fonu Programları Müdürü Victoria Georgievna Kalyeva'ya uzattık. İlk forumda büyük başarı yakaladık. İlişkilerimiz siyaset, ekonomi ve turizm alanında zaten önemli bir ivme yakaladı. Bundan sonra da gençliğin yanı sıra iki toplumun yetişkinlerinin de forumlarda tecrübelerini ve bilgilerini aktarmalarını öneriyoruz. Bizleri büyük başarılar bekliyor. Moskova Hükümeti Ulusal Politika Kurulu üyesi Devlet Duması Natalya Andreevna Dolgareva ise dostluk vurgusu yaptı. Gençlik geleceğimiz. İki devletin gençleri arasında önemli kültürel paylaşımlar yaşanıyor, karşılıklı diller öğreniliyor. Dostluk ve barış ilişkilerimizi sürdürdüğümüz takdirde ekonomik ve siyasi alanda da büyük atılımlar olacaktır. Forumun sonunda Rusya Ulusların Medeniyeti Derneği ve Türkiye Uluslararası İlişkileri Geliştirme Derneği arasında Rus-Türk Misafirperverlik Festivali Samovar Fest 2020 projesine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı. Dernek temsilcisi Elena Koşyari, gençlerin ortak çalışmasının bu projeyle ilk meyvesini vereceğini belirtti. Özellikle öğrenciler beraber çalışarak, beraber kararı vermek, beraber bir proje çözmek, bu forumun içinde kendinin kararı alarak değişik bir proje çözebilmek.